10 senelik eleman bir dakikada bırakıyor işi. Allah Allah. Biz adamdan memnunsun. Herhangi bir sorun yok. Maaşın mı kötü kardeşim? Yok, evet. İyi. Tamam, niye bırakıyor? Abi diyor ki, sıkıldım ben bu işten. Ya gece geliyoruz, gündüz geliyoruz falan. Nereye gideceksin? Ya şurada diyor, bekçilik varmış diyor. Ben oraya gideyim. Allah Allah. Oğlum günah değil mi? Senin 8 senelik tazminatın yandı. Ulan yanıyor. Emeğin gitti. Ya yapma bunu. Biz yalvarıyoruz onu. Çıkma. Benim aslında ya tamam. Ulan çık. Yarın ben mesela daha ucuz adam alacağım. Daha maaşı düşük olacak. Tazminatından kurtulacağız yani. Ama o adamı ben işi öğretinceye kadar iyi biliyorum ki o adam o tazminattan fazla bana zarar verir. Diyorum ben. Adam o benim yerine aldığım adam. Mesela çıkardığım adam 1500 liraya çıkıyor. Yerine ben 700 liraya adam alıyorum. Yarı yarı. Maliyeti de aldım. Tamam doğru ama o adam kardeşim giderken ya arabayı tosluyor ya yemekleri döküyor. Ya diyelim ki benim istediğim kurallara riayet etmeden orada onu hareket ediyor falan. Bir sürü eksikler var. Biz adamın arkasından koşarken 2 sene geçti. Diğer işleri takip ediyoruz. Yani o biz şeyde tabii daha kötü bir pozisyona düşüyoruz. Şimdi böyle ikilem var. İşçide de durmuşun dediği gibi hakikaten büyük suç var. Sebat etmiyor. Mesela biz de öyle çalışan benim kendim de ya. Canım kadar evladımız gibi oluyor bizim mesela. O kadar çok seviyoruz. Bir aile oluyoruz burada. Abi ya ben seni çok seviyorum diyor. Hakikaten hiçbir şey yok diyor. Ya diyor ki gidiyorum. Bunu aldım diyor artık diyor ya. aynı iş böyle. Hakikaten böyle iş bırakanlar da var yani. Beş bırakanlar var. Senin besane var. Al bunu besane. Bir tanesi yanında. Ya besanede çalışan da var. O da işinden memnun. Bakıyor mu besanede? Bir tanesi yanında. Bak İsmail bir tanesi yanında. Kardeşim yani. Dünya gazeteci diye. Orada şey var. Bunların köyleri var. Gelir var ya. Yoksa bir insan bu kadar çabuk rahat iş değiştirir mi? Ya sıfıra inme şeyi yok dediğin gibi. Ya evi yani hiç çalışmasa bile bir de işte imkan çoğaldı ya abi. Evet. Ona da güvenip çıkıyor. Evet. Mesela adam işe gireceğiz zaman yok vekili sokuyoruz evet, devreye. Bilmem ne için bakın abi o kadar zor diyelim fazla. Şimdi herkes istediği. Ne zaman dün CP'deydik Osmaneli'de. Abi diyor ki bizim işçiler bırakmaya başladı. Niye bırakıyor biliyor musun dedim. Niye bırakıyor? Bilmiyorum. Ondan bırakıyorlar bana. Dedik ki kardeşim bilinçli eleman sıkıntısı başladı. Bak fabrikalar buralara evet. Servis koydu. Osmaneli'ne evet. Giden şimdi servis, fabrika servisleri çoğaldı. İşçine iyi sıkı tutacaksın. Ben işçiye hala asgari ücretle çalıştıracağım. Ya ben nasılsa burada başka alternatif yok. Ya buradan bir yere kaçmasın dersen adam kaçar. Bu iş öyle kardeşim. Yani asgari ücret diye bir şey yok. Kalmadı artık ya. Kalmadı. Yok ya öyle tabii. Yani bu iş. Zaten bak ben bir iş verelim. Hakikaten asgari ücretli bir çalışanıma vermeye sıkılıyorum gerçekten. Hakikaten mi? Asgari ücret doğru işin yani, ilk ağır başında gerçekten. Yani. Birinci ay, ikinci İçin ayda. Mez. Ama bizim Bilecik'te geleneksel oluyor. Evet. Yani bize ama Bilecik'te dediğiniz gibi fabrikanın hepsi yani çoğunluğu o şey. Tabii canım vicdan mı? Ya adam 600 milyon adam zaten 400 milyon kira veriyor. Şimdi dediği gibi çarşıda durmuş bir yani adam haklı yani 50 milyon o taraf fazla verince adam çıkıp bırakıp gidiyor. Onun da bir de imkan da çoğaldı şimdi. Evet. İmkan da çok. Her yer herkes iş arıyor.